Değerli Müslümanlar, maalesef çağımızda ve özellikle bahususta son yıllarda Müslüman gençlerin veya Müslüman bireylerin çoğunlukla düşmüş olduğu hatalardan biri de evlilik süresi öncesi, yani nişanlılık veya sözlülük sürecinde karşı tarafla görüşme, karşı tarafla yazışma veya yüz göz olma, muhatap olma durumudur. Çünkü kıymetli Müslümanlar, malumunuz İslam dinine göre yabancı olan kız ve erkeği, yani Ayşe ile Ahmet'i birbirlerini helal kılan ve onları artık yabancı olmaktan çıkartan tek etken nedir? Tek bir sebep vardır, o da nikah akdidir. Bu yönüyle nikah akdi yapılana kadar Ahmet ile Ayşe dinen iki yabancı insandır. Sokaktakilerin birbirleriyle görüşmeleri, gezmeleri, tozmaları, telefonda mesajlaşmaları veya konuşmaları veya kalabalık pastanede bir yemek yiyip çay içmeleri nasıl haram ise, aynı şekilde Ahmet ile Ayşe'nin ileride evlenme ihtimali olsa da nikahları kıyılmadığı sürece onların görüşmeleri de haramdır ve yasaktır. Değerli kardeşlerim, bu noktada bu yönüyle, ya hocam biz evleneceğiz, birbirimizi tanıyalım, birbirimizi işte samimileşelim, artık biraz yakınlaşalım, karşı tarafı tanıyalım. Kıymetli Müslümanlar, bu yönüyle, bu ifadelerle, bu sebepler ve mazeretlerle biz dinen haram kılınmış olan flörte malzeme aramayalım. Çünkü netice itibariyle sokaktaki insanların ya bu işi yapanların da zaten niyetleri, çoğunluğunun derdi de nedir? Belli bir şekilde birbirimizi tanıyalım ve belki neticede evlilik çıkacaksa çıkacaktır. Bunu haramını yapanların niyeti de netice itibariyle birbirlerini tanımaktır. Onun için eğer bizim bunu yapmış olduğumuz zeminde ve süreçte, ki şu an için nikah yoktur, bu yapılan eylemin herhangi bir şekilde İslam dini tarafından müsaade edilme durumu söz konusu değil ise, bunu farklı mazeretlerle veya farklı sebeplerle kendimize meşrulaştırmayalım. Dinen nikah olana kadar evlilik sürecinde karşı tarafla görüşmek haramdır ve yasaktır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. İkinci olarak, hani bazı hanım kardeşlerimiz diyor, hocam tanıyalım. Kardeşim, nereye tanıyorsun? 10 yıl flört ediyor insanlar. Karşı taraf kendini gizlediğinden dolayı hiçbir şey öğrenemiyorsun zaten. Yani karşı tarafta evlilik olana kadar birçok problemi, birçok kusurunu gizliyor. Gizlediğinden dolayı senin bu görüşmelerin, senin bu yazışmaların, senin ahiretini tehlike altına almaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır. Onun için bu yönüyle bu flörtleşmenin tıpkı diğer insanların yaptığında olduğu gibi, nasıl 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl flörtleşmelerine rağmen birbirlerini olduğu gibi tanıyamıyorlarsa, senin bu görüşmen de hiçbir şekilde tanımayacaktır. Belki sen karşı tarafı tanıyamayacaksındır. Çünkü niye? Karşı taraf kendini gizliyordur. Bir de ikinci olarak, birçok örnekte, birçok misalde şunu da görmekteyiz. Bu görüşmeler olmayacak olsa idi, gerçekten yuva kurup evlenecek şahsiyetler, daha nikah da kıyılmadığından ve yuva da kurulmadığından dolayı sadece bu görüşmeden, ufacıcık bir söylemden dolayı olacak işi bozuyorlardır. Bundan dolayı, yani bu tür işlerde aslında bu yuvayı daha sağlam kuralım diye belki niyetlerle çıkılıyor ama olacak yuvalar fındık kabuğunu doldurmayacak sebeplerden de bozuluyordur. Onun için İslam dininin bu emrine, bu kırmızı çizgisine hassasiyet göstermek lazım. Bunun hikmetini biz idrak edemeyiz aklen. Bunun hikmetini idrak edemeyeceğimiz onlarca süreç vardır, onlarca etken vardır. Onun için biz buna teslim olalım. Nedir? Nikah akdi olana kadar hiçbir şekilde karşı tarafla görüşülmemeli, samimi olunmamalı, gezip tozulmamaları, kafelerde, restoranlarda, oralarda, buralarda, karışık yerde olsa samimi bir şekilde oturup laubali olunmamalı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.